30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Hemen gün ortasında rakamlarla başlayalım. Öncelikle Borsa İstanbul'a bakacağız. Borsa İstanbul yükselmeye devam ediyor yeni yıla girerken. 1474 seviyesinde %1 yukarıda. TL dolar karşısında %1 değerli. Yine euro tarafında da %1 değerli olduğunu söyleyeyim. Dolar 7.31, 7.39 bandında bugün hareket ediyor. Euro tarafı 8.96, 9.06 bandında hareket ediyor. Geniş bir band ama yönü aşağı gibi gözüküyor. Euro dolar tarafında 1.22, 58 seviyesindeyiz. Şimdi konuğumuza dönelim. Berat Süphan'da. Berat Bey, iyi günler. İyi günler. Şimdi istihdam ve işletmeleri ayakta tutmak çok kolay değil. İnsanlar da çok harcama yapmıyor. Bununla ilgili tabii önlemler alınıyor. Aşağı haberleriyle beraber biraz daha pozitife dönmüş bir durum mu var bilemiyorum ama. Şimdi bu biliyorsunuz işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı. 17 Ocak'tan Mart ayına kadar. Onun yanında yapılandırma başvuru ve ilk taksit de uzatıldı 2 aya kadar ama sizce yeterli mi? Çünkü işte işten çıkarma yasağı bittikten sonra ne olacağı merak konusu aslında yani. Buyurun. Evet, tam olarak sizin de sözünü ettiğiniz gibi şu an işten çıkarma yasağı, fesih yasağı yürürlükte olduğu için aslında biz her ne kadar işsizlik rakamlarını vesaire aylık olarak alsak da bunlar gerçeği ifade etmiyor. Çünkü şu an fesih yasağı devam etmekte ve o yüzden sektörlerin reel durumunu görmemiz şu an mümkün değil. Tabii fesih yasağı devam ederken bunlarla birlikte firmaları sübvanse etme amacıyla, destekleme amacıyla devletin yürürlüğe koyduğu kısa çalışma ödeneği ya da kısa çalışma ödeneğinden vazgeçen işletmelerin faydalanabileceği 72-52 normalleşme teşvikleri de yürürlükte devam ediyor. Bunlar bir nebze olsun işverene can suyu olarak halen yürürlükte. Burada tabii sektörlerin normalleşmesi, normal hayata dönmemizin ardından sesi yasağının sona ermesiyle birlikte aslında reel koşullar, sektörel koşullar daha net olarak karşımıza çıkacaktır. Peki yeniden yapılandırma ilgi yüksek mi acaba? Beklentileri karşılayabildi mi sizce? Biraz daha destek gerekiyor ama biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde devam teşvik yasaları görüşülüyor. Bu kişilere, kurumlara, belediyelere de kadar. Dolayısıyla daha farklı şeyler yapılabilir mi süreci bilmediğimiz için? Benim sesim geldi mi size? Berat Bey, duyabiliyor musunuz beni? Ben isterseniz soruyu tekrarlayayım isterseniz sesimi alabiliyorsanız hemen. Yapılandırma. Evet, yapılandırma, buyurun. Evet, geliyor mu? Geliyor, evet, buyurun. Evet, tabii yapılandırmanın işverenler açısından önemi biliyorsunuz SGK borcu olan işletmeler, işverenler teşviklerden faydalanamamakta. Bu sebeple yapılandırmanın gelmesi ve uzatılması söz konusu teşviklerden faydalanma açısından işverenlere bir fırsat sunmakta. Burada teşviklerin tam olarak işlevini görüp görmemesini konuşmak gerekiyor aslında. Tabii teşvikler burada adından da belli olduğu üzere istihdam konusunda diğer ekonomik ve sosyal koşulların uygun olması halinde istihdamı ivmelendirecek, hızlandırılacak bir etkiye sahip olması anlamına geliyor teşviğin ve bu açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela şu anki koşullarda pandemi sebebiyle restoranlar, kafeler ve hizmet sektöründeki birçok işletme kapalıyken sırf İstihdama teşvik var diye ya da bazı teşvik kanunları yürürlükte diye bir işverenin kapalı işletmesine personel alması mümkün değil. Böyle bir şey de teşvikten beklenmemeli. Ama teşvikten beklenilmesi gereken şey az önce bahsettiğim gibi diğer sosyal ve ekonomik koşulların normale dönmesi halinde ya da kısmen de olsa normalleşmesi halinde teşvikler
Bu normale dönüşü hızlandırıyor mu? Bu işsizlik rakamlarının düşmesine etkin bir rol oynuyor mu? Aslında buna bakmak lazım. Bunu da aslında kısmen gördük. Yaz aylarının sonuna doğru kısmi normalleşme yaşandığı zaman yürürlüğe giren teşvikler bu süreci oldukça hızlandırmıştı. Ve burada teşviklerin devlete maliyeti de diğer destekler nazaran ya da sübvansiyon mekanizmalarına nazaran çok daha devlete maliyeti az bir şekilde yürürlüğe girmişti. Örneğin bakanlık tarafından açıklanan rakamlara baktığımızda pandemi sırasında kısa çalışma ödeneği vasıtasıyla destek alan işletmelerde 3,5 milyon kişi için alınan desteğin maliyeti devlete 20 milyar Türk lirasını aşmıştı. Halbuki bu 3,5 milyon kişiden kısmi normalleşme yaşandığı zaman sonbaharın başlarında bu 3,5 milyon kişinin 2,1 milyonun işe dönmesi sırasında devletin buna ayırdığı bütçe ise sadece 1,7 milyar TL'ydi. Dolayısıyla burada biz aslında teşviğin ne kadar yararlı olduğunu, yeterince etkili olup olmadığını mevcut yürürlükteki teşviklerin bir nebze olsun görmüş olmuştuk. Yani uygun koşullar oluştuğunda kısmen de olsa sektörlerin normale döndüğünde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği gibi devletin destek mekanizmalarına nazaran çok daha düşük bir bütçeyle bu teşvikler gereken sonucu vermişti. O yüzden tabii ki sadece teşviklere bel bağlamadan diğer ekonomik ve sosyal koşulların normale dönmesiyle birlikte teşviklerin ne kadar faydalı olduğu o zaman değerlendirilmeli. Bu daha doğru bir değerlendirme oldu. Çok hızlı bir cevap rica edebilir miyim sizden? Çok kısa bir sürem kaldı. Bu asgari ücret üzerinde vergiden muaf tutulmasının yönelik sesler yükseliyor. Acaba böyle bir olasılık olabilir mi? Veya diğer ücretlere de bu yansırsa ne kadar bir bütçeden zarar görür bütçe bu noktada? Tabii asgari ücretin ülkemizde önemi diğer ülkelere göre çok daha kritik bir durumda. Çünkü her ne kadar resmi kurumlar tarafından açıklanmıyor olsa da Avrupa yurt dışı kaynaklı araştırmalar ya da yurt içinde sendika, sivil toplum örgütleri tarafından yapılan araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde çalışanların yarıya yakını asgari ücret üzerinden maaşlarını alıyor. Yine benzer şekilde asgari ücretin ortanca ücreti olan oranı bize gösteriyor ki ülkemizde maaş alanların çok büyük bir çoğunluğu asgari ücret olmasa bile maaşları asgari ücrete çok yakın. Bu alanda da OECD ülkeleri arasında ikinci sıradayız. Dolayısıyla asgari ücretin maliyeti ülkemizdeki işverenlere diğer ülkelere kıyasla çok daha ağır oluyor. Tabii ki burada yine yeni belirlenen asgari ücretle işverenin üzerine yüklenen yükün devlet tarafından teşviklerle alınması son derece kritik bir öneme sahip. Peki yani sadece bu vergi benim öğrenmeye yani anlamaya çalıştığım şey şu. Evet. Şimdi bu asgari ücret sayısına bakıyorum. 7 milyon kişi kadar bu asgari ücretle çalışıyor. Bunlardan bir vergi indirimi olursa diğer çalışanların da özel sektör mevcut asgari ücret payının üzerinden vergiden muaf tutulması konusunda bir kanun düzenleme olur mu olmaz mı böyle bir olasılıkta? Bunu merak ettim. Evet, aslında onu açıklamaya çalıştım. Şimdi birincisi ülkemizde asgari ücret alanların oranı çok büyük. Dolayısıyla bu konuda teşvikten ziyade bir destek, bir vergi indirimi yapılması durumunda bunun yükü oldukça ağır olacaktır. Yine az önce sizin de bahsettiğiniz gibi konu sadece asgari ücretten alanlardan ibaret değil. Ülkemizde ortanca maaşın asgari ücrete oranı son derece yüksek olduğundan asgari ücrete yakın maaş alanların sayısı da çok fazla. Dolayısıyla bunu sadece asgari ücretle kısıtlamak, böyle bir desteği asgari ücretle kısıtlamak en az bir o kadar da bunun 100 lira, 200 lira fazlasını alanların bundan muaf tutulması ciddi bir adaletsizliğe yol açacaktır diye düşünüyorum. Peki konuşacağız demek ki bunun önümüzdeki süreçte. Tekrar teşekkür ediyorum. Hemen ben Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran'a döneyim. Adnan Bey iyi günler diliyorum. Çok fazla vaktim kalmadı. Hemen soracağım. İngiltere ile STA imzalandı. Makine sektörü için de önemli. Yorumunuz ne sizin bu noktada? Biz her türlü serbest ticaret anlaşmasından yanayız. Şartların eşit olmasından yanayız. Bütün programlarda hep konuştuk.
İngiltere ile de serbest ticaret anlaşması yapmak demek. Geçmişteki ticaretimizde hep beraber gümrük birliği içinde olduğumuz zamandan çok farklı bir durum ortaya çıkmayacak demek gibi görünüyor bizim açımızdan. Ama şu, İngiltere eğer bizim rekabet ettiğimiz alanlarla ilgili olarak Avrupa Birliği ya da diğer ülkelere bir gümrük ya da duvar uygularsa bu bizim avantajımız olur. Ya da bizim rekabet ettiğimiz alanlarla ilgili olarak bizim bir rakibimiz olan ülkelere avantajlı şeyler sunarsa, daha evvel gümrük duvarları vardı, onları indirirse, bu da dezavantajımız olur. Peki Adnan Bey, bu yeniden yapılandırma başvuru ilk taksit süresi uzatıldı. Bu konu ayrı ama bu iş fesih yasağı uzatıldı. Evet, iki ay, ama iki aydan sonra ne olacak? Yani ne olacak? Hani iki ay sonra hep beraber göreceğiz. Zaman çok uzun. Yani başka çözüm gerekli değil mi diye sordum. Ne yapılabilir? Diğer ülkeler ne yapıyor? Ya, bakın, yani bu oyunun kendi kuralları var. Yani bu oyuna yeni kurallar eklemeye kalktığınız zaman bunu reddettiğini hep beraber görüyoruz zaten. Oyunun kuralları basit. Üreteceksin, ürettiğin rekabetçi olacak diğerlerine nazaran. İnsan kaynağı ne kadar nitelikli olursa o kadar fazla kazanacak. Ona göre rekabet edeceksin. Katma değerli alanlara gideceksin. Kurallar bu. Ama herkesin yaptığı şeyleri yaparak herkesten daha çok gelir elde etmek mümkün değil. Üretmeden daha çok gelir elde etmek, bunlar mümkün değil. Yani bunları çok net olarak görelim. Dolayısıyla da Türkiye her yıl %5 büyümeye ihtiyacı olan bir ülke ki yeni gelen işsizliğe insan kaynağına iş bulabilsin. Burada nitelikli insan kaynağı oluşturmada sıkıntı çektiğimizi herkes biliyor. Bu problemi çözemiyoruz. Daha az nitelikle daha çok kazanmak istiyoruz. Çalışanımız da öyle, girişimcimiz de öyle. Hepimiz böyle bir şeydeyiz. Bu yanlış anlayıştan çıkmadığımız sürece içinde bulunduğumuz yerden daha yukarı gidemeyiz. Ama içinde bulunduğumuz yerde nedir? Gayet vasatın içindeyiz. Gayet normal, yani dünyada orta sıralarda bir yerdeyiz. Ya bunda mutlu olmayı becereceğiz ya da kendi niteliklerimizi artırmayı becereceğiz. İkisinden biri. Evet, herhalde biz bir 15-20 sene sonra da konuşmaya devam ederiz. 15-20 sene önce de konuşuyoruz. 100 yıldır konuşuyoruz. Ne olacak? 100 yıl daha konuşuruz biz. Sakın yazıyor. Her hafta konuşuyoruz. Doğru. Önümüzdeki hafta daha detaylı inşallah konuşuruz. Adnan Bey, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi SETA'dan bahsettik. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominic Chiltrol, Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşması ve Brexit'e sona gelmesine ilişkin sorularımızı cevapladı. Biz de 30 dakikayı burada bitiriyoruz. Akşam saat 19'a görüşmek üzere. Birleşik Krallık'la Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Anlaşmanın detaylarını yorumlayabilmek için Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott bizlerle birlikte. Good afternoon, sir. Good afternoon. Merhaba efendim, iyi günler diliyorum. Size de iyi günler. Sizinle olmak gerçekten güzel. Sizi ilk olarak tebrik etmek istiyorum. Serbest ticaret anlaşması üzerine Brexit anlaşmanızdan sonra imzalanan ilk anlaşmaydı. Bu tarz önemli bir anlaşmanın üzerine ne koyabiliriz? Öncelikle bu anlaşmayı önemli olarak adlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu anlaşma gerçekten önemli bir anlaşmadır ve bu anlaşma çok büyük bir ticaret ilişkisini güven altına alır. Bizim mallar ve hizmetlerdeki ticaretimizin baktığımız zaman %80'i mallardan geliyor ve yıllık olarak en son 19 milyar pound'a ulaştı. Ve gümrük birliğini terk ediyoruz, biliyorsunuz, 1 Ocak 2021'de. O zaman bir başka daha anlaşma olması çok önemli, tarifsiz erişim olması adına. Çok kompleks bir tedarik zinciri var aslında Türkiye ve İngiltere arasında. Ve Sayın Pekcan da, Ticaret Bakanı da dün imza seremonisinde söyledi. Türkiye'nin ihracatının %75'in ek tarife ödemesi gerekecekti. Belki de ilk defa İngiltere'ye malları satarken bu anlaşma olmasaydı. Yani bu anlaşma gerçekten çok çok önemlidir. Var olan mevcut ticaret hacimlerimizi korumak adına. Ve bu arada ticaret hacmimiz son 10 yılda %70 artmış durumda.
ve daha da fazla gelecekte büyüyeceğini söyleyebiliriz. İlk olarak bunu söylemek istiyorum dün imzalanan ticaret anlaşmasıyla alakalı. Herkesi rahatlattı. İkinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Anlaşmanın kendi içinde bir taahhüt var. Her iki tarafta daha kapsayıcı bir anlaşmayı müzakere edecek gelecekte ve bu müzakereleri 2 sene içinde başlatacak ve bu daha kapsayıcı anlaşma potansiyel olarak ticareti daha da genişletecek. Mallardan daha da fazlasını genişletecek. Daha yeni alanlar kapsayıcı olacak. Mesela taze tarım ürünleri, hizmetler, dijital ekonomi, kamu ihaleleri, belki farklı yatırımlar. Yani gelecek çok güzel görünüyor dünkü anlaşmanın ardından. Pekala, sizinle en son konuştuğumuz zaman potansiyel olarak tarım ürünleri, tarım mallarından bahsetmiştiniz ve bazı zorluk olduğundan bahsetmiştiniz aslında. Tarım ürünleri sağlama konusunda gümrük birliği sebebiyle. Şimdi daha da fazla şeyin yapılmasını bekliyor musunuz dış ticaret hacimleri açısından? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. İlk olarak dün imzaladığımız anlaşma yeni bir şey eklemiyor aslında tarım tarafına. Ancak bu anlaşma önümüzdeki dönemlerle başlayacak daha kapsayıcı bir anlaşma müzakere sürecini aslında öngörüyor. Bu yeni kapsayıcı müzakerelerde de taze tarım ürünleri olacak. Londra ve Ankara arasında daha kapsayıcı bir serbest ticaret anlaşması üzerinde anlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü hükümetlerimizin stratejik pozisyonları gereği ticaretimizi geliştirmek istiyoruz tabii ki yapabildiğimiz kadar. Ve onun ardından da taze tarım ürünleri kesinlikle bu alandan yeni ticaret anlaşmasından faydalanacak bir alan. Ancak bunun müzakere edilmesi gerekiyor. Buna faz 2 diyebiliriz. Şimdi faz 1'i geride bıraktık. Önemli bir konu da tabii ki savunma sanayi işbirliğiydi iki ülke arasında. Bazı zamanlarda ayrıklaşma olduğunu biliyoruz. Dış politikalar tarafından farklılık olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği'nin bakış açısı ve İngiltere'nin bakış açısı farklı olabiliyordu bazı zamanlarda Türkiye söz konusu olduğu zaman. Şimdi anlaşma imzalandığı için daha da fazla işbirliği görebilir miyiz iki ülke arasında savunma sanayi tarafında da? Bakın bu anlaşma aslında savunma sanayi tarafındaki satışlarla alakalı bakış açısını çok büyük oranda değiştirmeyecek. Eminim siz de biliyorsunuz burada farklı bir lisanslama sistemi var İngiltere'de bu konuyla alakalı olarak. Ancak Türkiye ve İngiltere zaten NATO müttefik ülkeler. Her ikimiz de birbirimizin güvenliğini destekliyoruz. Ve her iki ülkenin çıkarı için de etkili silahlı güçlerimiz olmalı ki ortak tehditlere karşı koyabilelim. Ve biz bunu yıllar önce zaten belirttik. Hükümetlerin bir arada çalıştığı noktalar savunma tarafında daha yakın ilişkiler, daha işbirliği olmasını sağlayabilir. Evet, doğru olan bir şey var. Belki tamamen dış politikada her alanda aynı noktaya bakmıyor olabiliriz. Tabii ki Türkiye daha doğrudan bölgesel problemlerin içinde sadece coğrafi sebeplerden ötürü aslında ve bunu kabul ediyoruz ve buna saygı duyuyoruz. Ancak bu sanırım genel olarak stratejik müttefikliğimizi bozacak bir şey değil iki ülke arasında ve savunma sanayi benim öngörüme göre önemli bir bileşen olacak ticaret ilişkimiz açısından ve umuyorum ki güçlenecek ve artacak önümüzdeki ay ve yıllarda. Devamlılık çok önemli bir konuydu iki ülke arasında dış ticaret açısından. Ancak geleceğe baktığımız zaman siz dediniz ki ticaret hacmi son 10 yılda %70 arttı. Buradan yola çıkarak önümüzdeki 10 yıl için ne bekleyebiliriz? Sanıyorum ki her zaman bu tarz spesifik tahminler yapmak çok riskli oluyor ve tabii ki bu durum tamamen küresel ekonomik ortama da bağlı hareket edebilir. Ve siz de biliyorsunuz hepimiz çok etkilendik son yılda çünkü kısıtlamalar oldu virüsü kontrol altına alabilmek için. Covid-19'dan bahsediyorum ve bu da talebi bütün alanlarda etkiledi. Ve bunun da üretime de ticaret hacimlerini de etkilediğini biliyoruz maalesef. Ancak
Şimdi tünelin sonunda ışığı gördüğümüzü söyleyebilirim. Covid-19 pandemisinin ötesine geçebiliriz yeni aşının gelmesiyle. Ve bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Oxford aşısı gerekli izinleri bu sabah aldı İngiltere'de. Ve diğer bir tarafta da bu arada pandeminin diğer tarafına geçtiğimiz zaman daha güçlü bir büyüme olabilir. Mallarda büyüme dediğim gibi rekorlar kırdı. Hali hazırda muazzam bir seviyeye çıktı İngiltere ve Türkiye arasında. Ancak özellikle teknoloji tarafında da potansiyeli olduğunu söylemek istiyorum. Ve faz 2 müzakerelerimiz bittiğinde, daha kapsayıcı serbest ticaret anlaşması olduğunda ki bunu önümüzdeki aylarda ve yıllarda müzakere edeceğiz. Hizmetler gibi alanlarda genişleme sağlayabiliriz ki İngiltere'de bu alanda çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Türk ekonomisinden faydalanacaktır ve tabii ki Türkiye'nin de kendi güçlü olduğu noktalar var hizmetler tarafında. Tarımsal ürünleri konuştuk. Tarım tarafın dijital ekonomide geleceğin olduğunu düşünüyoruz. Gelecek dijital ekonomide yatıyor. Sanırım dijital ticareti daha da geliştirmemiz gerekiyor. Kamu ihaleleri konusunda yapılacak şeyler olduğunu söyleyebilirim. Birlikte yapacağımız çok şey var. Türkiye tarım merkezi diyebileceğimiz bir yer. Çok iyi bir potansiyeli var Türkiye'nin bu konuda. Eminim ki şu an elimizde olan sayılar neredeyse 19 milyar sterline ulaştı ticaret hacminde 2019 yılında. Bunun çok ötesine geçeceğiz 2-3-4 yıl içinde. Ve bu şekilde büyümenin artacağını düşünüyoruz güçlü bir şekilde. Diğer önemli bir konu da tabii ki hizmetler ve yatırım tarafı. Biliyoruz ki İngiltere-AB anlaşması bu alanları kapsamıyor. Bunun farkındayız. Bu serbest ticaret anlaşması da bu alanları kapsamıyor. Ancak bu alanlar için ne bekleyebiliriz önümüzdeki dönemler için? Bakın hizmetler çok karmaşık aslında ticaret politikaları söz konusu olduğu zaman ancak çok önemli. İngiltere ekonomisinin %80 hizmetler sektöründen oluşuyor. Ve siz de biliyorsunuz bizim hizmetlerimiz ister kamu hizmetleri olsun, hukuki olsun, finansal olsun bunlar yaratıcı hizmetler. Çok büyük bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Hizmetlerin daha da fazla iş çıkarması için ve ticaret ilişkilerimizin daha da gelişebilmesi için. Aslında bu tarife dışı bariyerleri azaltmakla alakalı bir durum hizmetler tarafında. Ki bu da hizmetlerin her iki ülkede zorluk yaşamasını engelleyebilecek bir şey. Karşılıklı tanıma olabilir. Örneğin ve bu arada bir noktaya kadar tabii ki insanların her iki ülkede de çalışmasına izin verilebilir de bunun da tabii ki göç kuralları üzerine etkisi olabileceğini söyleyebilirim. Bu çok daha karmaşık bir şey. Bir ülkeye bir mal satmaktan çok daha karmaşık bir şey. Ancak çok daha önemli bir şey. Sanıyorum İngiliz finansal hizmetlerimiz, hukuki hizmetlerimiz, tasarım hizmetlerimiz, teknoloji hizmetlerimiz bunlar yaratıcı hizmetlerdir. Ve sanıyorum Türkiye'de bir pazar bulacaklardır kendileri ve aynı şekilde Türkiye'deki hizmet sağlayıcıları da 65 milyon İngiliz vatandaşının olduğu bir vatandaşta bir ülkede çok fazla yapacak şey bulabilirler. Bunu düşünüyorum. Yani hizmetler tarafında çok büyük bir potansiyel var ancak kompleks bir müzakere süreci olacak. Ancak dediğiniz gibi şu an serbest ticaret anlaşmasında bunlar yok. Sir Dominic Chilcot, bugün bize katıldığınız için çok ama çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.